de bir değil iki değil üç değil on kez düşünülmesi gerektiğini hangi adımın arkasında ne vardır ne yoktur onları anlatıyor Sayın Faik Bulut burada dolayısıyla mikrofonu ona vereceğim sanırım bir yaka mikrofonunuz yok Faik Bey siz o Lübnan'da 1970'li yıllarda o İsrail askerinin eline düşmüş hapis yatmış sonra bir şekilde kurtulmuş ve mücadeleye devam etmiş bir isimsiniz. Bazıları zannediyor ki bu mücadele 90'lı yıllarda ya da işte 2000'lerde başladı. 70'lerden geliyor. Oradan bu yana aslında Türkiye'nin ilgisi demek belki daha doğru. Bize kısacık bir özetler misiniz? Biliyorum uzun yılları kısa anlatmak kolay değil ama bu noktaya nasıl geldik? Ee, nereden başlayayım bilmiyorum ama her halükarda Bizim 68 kuşağından <laughs> Filistin e ilgi 1960'lardan başlar. 67, 66'lardan itibaren başlar. Yalnız oturmak istiyorum müsaadeniz olursa çünkü mikrofonu ben tutacağım. Siz evet, yorulmayın. Evet. Bu uzun bir öykü. Bu arada lütfen e, Hadi Hanım <laughs> Ee, bu arada belki arkadaşlarım bir kimlik gösterirler birazdan şurada. Ee, o kimlik Filistin Kurtuluş Örgütü'ne çalışır kimliği olduğunu tahmin ediyoruz. Türkiye'den gitmiş bir genç bir ailede yakışıklı ve bir de fotoğrafı Demokratik var kimlikte. Cephe. Demokratik cephe. Deniz Gezmiş efendim. 1970'lerden bir kimlik Filistin'e gitmiş olan gençlerden biri. evet Yani ilk gidenler <laughs> Deniz Gezmişler. Onları götüren de, yol gösteren de <laughs> Abdülkadir Yaşargül e, vefat etti. Kendisi Antepliydi. Sınır boylarını çok iyi biliyordu. İlk tertip budur. Sonra döndüklerinde yakalandılar. Mahkeme Diyarbakır'da bir mahkemede yargılandılar vesaire. Ama ondan sonra peyderpey şeyler başladı. E, diğer şekliyle başladı diyelim. E, ve 12 Mart döneminde ve sonrasında Türkiye'den çok sayıda insan gitti. Niye? Sadece vicdan değildi. Çünkü oradaki devrimcilerin dünya çapında bir küresel, küresel demeyeyim çok kötü küresel, evrensel bir fikirleri vardı. Biz nerede mazlum varsa, nerede mağdur varsa onların yanında olacağız. onlarla internasyonalist bir dayanışma içinde olacağız. Ama coğrafi bakımda belki de Küba'ya giderdik, belki de Vietnam'a giderdik. Fakat coğrafi uzaklık nedeniyle oralara gidemedik. Karayoluyla mı gitmiştiniz? Evet, evet. Yani e, ben kendim karayolu ama çoğu karayolu. Kaç gün girdi. sürdü o yol? Benim açımdan biz motosikletler ama şey motosikletler yani bu ticari sabah Halep'ten gelip akşam Gaziantep'te e, eğlenen tipler vardı. Biz onları zaten başka türlü gidemezdik. Onlarla gittik motosiklette kilise gittik oradan ee, şeye geçtik, e, karşı tarafa geçtik. Or, oradan şu anda Kürt Dağı denen Tiyayı Kur'da yani Afrin denen bölgeye geçtik. Oradan da birisi beni aldı. Tabi tezkere almış bir e, askerdi. E, onunla birlikte ben Şam'a gittim. E, Şam'da El Fethi bürosuna gittim ama bizden öncekiler yani Deniz Gezmişleri ve arkadaşlar Mustafa Yalçınlar da var. Onlar e, Demokratik cepheye gittiler. Yani demokratik cephede hem de şeylerini aldılar. Yani o bıtak diyorlar. Kimlik kartlarını aldılar. Onlar da öndüler. Ondan sonra başkaları da gitti. Epeyce artık onları tek tek saymaya gerek yok. Benim gittiğimde biz El Fethi'ye ben, yani Arafat'ın başında olduğu örgüt El Fethi'de. Orada kamplarda kaldım. Özetle uzunca bir süre kaldım. Ee, artık geçmiş gündür yani hani herkes de biliyor derler ya Allah da biliyor kul da biliyor öyle diyelim. Dolayısıyla bunun gizlisi saklısı yok. Biz orada hem askeri eğitim aldık hem ideolojik eğitim aldık hem Filistin davasının ne olduğunu öğrendik. Yani e, uzun sürdü orada kalışımız. Sonra ben Lübnan tarafına geçtim. Lübnanda karşılaştım daha önceden yani örgüt arkadaşlarım diyeceğim bir isimlerini de sanıyorum. Ali Kiraz vardı, Bora Gözen vardı, Cafer Yıldız vardı. Onları da minnetle anıyorum. Çünkü onlar katledildiler i̇şte operasyonlarda. Bu sekiz arkadaşımız vardı. Biz onlarla kaldık ve oradan Almanya'ya geçecektik. Yani eğitimimizi bitirdik. Almanya'ya gideceğiz. Almanya'da işçiler arasında çalışacağız. Örgüt diyeceğiz. Ondan sonra Türkiye'ye döneceğiz. Yolumuz buydu. Ama Filistinler bizi çok sevdiler. Bırakmıyorlar. Yani o Türkiye devrimcilerin çok e, şeyleri vardı, ilkeleri vardı. Mesela biz maaş almıyorduk kamplarda. E, gerillalara fedailer diyorlar. Fedailere maaş veriliyor. Biz maaş almıyorduk. Devrimci ne iyi içsin sonra? Hayır kamplarda zaten veriyorlar ekmek su falan. Burada <laughs> çok tatlı bir virgül koyalım. Ee, bu hikaye çok önemli. Bunun merak edenler kitabını da okuyabilir elbette ama yalnız değildiniz, tek değildiniz. Dünyada bir mücadelenin başarıya kavuşabileceğine inanıyordunuz. Ve o günlerde Filistin Türkiye için sol, sol örgütler ve e, sosyalistlik demekti. Sonra aradan yıllar geçti. Bir gün o bahsettiğiniz El Fethi örgütü Yasser Arafat, Christian Aman International Televizyonu'nun başarılı e, anchor woman'ı karşısında Yasser Arafat'ı görür. Yasser Arafat'a bazı sorular sorar batı gözüyle. Filistinleri suçlayacak şekilde. Karşınızda komutan Arafat var diye sesini yükseltir. Yasser Arafat çok kızır kızar. kızar Christian Amanpura en sonunda telefonu kapatır. O Yasser Arafat Filistin mücadelesinin sembol isimlerinden biri Necmettin Erbakan'ın yanına gelir. Elimdeki kuracağımız Filistin devletinin anayasası diye. Mustafa Kurdaş nakledilen bu. Bilmem siz daha iyi bilirsiniz. Necmettin Erbakan bakar ama bunun başında Bismillahirrahmanirrahim yazmıyor. Olmaz der. Yaser Arafat kitapçığı geri alır ve der ki kuracağımız devlet layık bir devlet olacak. Şimdi burası aslında galiba mücadelenin renginin Filistin'in de bu mücadelenin renginin değiştiği yerlerden biri. Ne dersiniz? Ee, yani tabii mesele devlet meselesi devleti kurmak önemli olan buydu. Tabii Erbakan hocamız da bu diyaloğu ben Erbakan hocamızdan bizzat duymuş değilim ama Erbakan hocamızın bir geleneği vardı, yaptığı bir şey vardı. Besmelesiz herhangi bir işe başlamaz ya da herhangi bir şöyle diyelim ki elinde not defteri var ee, yazmaya başlayacak. En üst sağ köşesine B harfini, besmelenin B harfini yazardı. Besmele niyetine söylüyorum hocamızın bu şeyidir ama Erbakan hoca bunu bu işin şartı diye koşmaz. Koşmamıştır da. Ama hocamız bu işi kendi çerçevesinden meseleye bakmıştır. Ama dediğiniz şu çok doğru. Yani şimdi Filistin'in kendi zemini var. Aslında bugünden bakıyoruz orada o, o olaya. Oysa o gün ideolojiler çok daha farklıydı. Bugünkü ideolojik yaklaşımlar çok daha farklı. Ee, bir de diyelim ki sol örgütler ya da diyelim ki Moskova'nın etkisi vesaire diye baktığınız takdirde orada dış destek vardı. Ben şunu katılıyorum. Kesinlikle 60'lı yıllar, 70'li yıllar bir kapitalizme karşı önemli bir topyekun bir karşı çıkış vardı. Çok diriydi bazı şeyler. Fakat zemin de bir taraftan da kayboluyordu. Aynı şekilde sol örgütler içinde kaybolacağını ya da ee, Sovyetlerin temsil ettiği zemin bakımından da yavaş yavaş gittiği bir dönemdi. Ama Filistin meselesi e, bugün de belki aynı hataya bazen düşebiliyoruz. E, bütünüyle küresel bir meseleymiş gibi olaya yaklaşıyoruz. Bugün mesela Suriye, Irak konusunda işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i ve şeyi görebiliyoruz değil mi? Birçok konuda Rusya'yı görebiliyoruz. Filistin'de de öyleydi. Bu çok uzun soluklu olmazdı. Aslında Filistin halkının kendi değerleriyle, kendi yaklaşımıyla, kendi mücadelesini de belki vermesi gerekirdi. Ee, çünkü Arafat'ın mücadelesi Filistin halkının kendi mücadelesi değil miydi? Ya, aynen yani, öyleydi. Şöyle söyleyeyim. Peki Mursava kardeş tamamlayın isterseniz ben, ben devam Ben Teşekkür ha. ederim. Şimdi yani, bak... Evet tamamlayayım. ben tamamlayayım. da o zaman ne kadar yaşamış Türkiye'nin alışık o günleri değil. yaşamış. Ben <laughs> o günleri yaşamadım. Sizin söyledikleriniz çok daha kıymetlidir. Çok daha değerlidir. Birbirimizi çünkü, tamamlıyoruz. Çünkü tam orada sorunluyor. bulunduğunuz yani. için söylüyorum. Ama bir defa şunu söylerim yani sol o dönemki sol yaklaşımla ya da İslami yaklaşım kapitalizme karşı, sömürgeciliğe karşı bir farkı yoktu direnişse direnişse, yani bir mücadele ise birlikte mücadele verme alışkanlığı. Bunu İran'da da gör, görüldü zaten bir şekilde Amerika'ya karşı orada işte devrim oluştururken işte hem ayetullahlar hem de sol ya da laik seküler kesim birlikte mücadele etmişti. Bu şey bakımdan da bunu söyleyebilirsiniz. Evet. Orada sonucun ne olduğunu da konuşayım. evet. konuşacağız. İran'da sonucun ne olduğunu konuşmak evet. lazım. O sonucular, Ayetullahların Molla rejimine destek veren sonucuların sonra başına şunu ne geldiğini bir savaş programı anlatabilir bize. Evet, ben saptırmak istemem konuyu da çok özür dilerim. Evet. Ee, belki bir virgül koyalım, tam, tam. bir cümle alalım Şimdi, sonra bugüne bakma. hızlıca döneceğiz. Çok Filistin, acil gelişmeler örgütünün var. Filistin Örgütü'nün yani El-Fetih'in daha doğrusu kurucuların Arafat, Abu Cihat, Abu İyad bunların hepsi Müslüman Kardeşler örgütüyle bağlantılıydı geçmişte. Fakat gele